Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Enes. Bugün sizlerle beraber YouTube Studio denilen bu uygulamayı nasıl kolay bir şekilde kullanacağız? En ince ayrıntısına kadar bu videoda bunları size açıklayıp anlatacağım. Ve artık YouTube Studio ile alakalı bilmeniz gereken her şeyi öğrendiğinizi kesin olarak emin olacaksınız diyorum. Ve videoya başlıyorum. Play Store'da YouTube Studio yazarak indirebilirsiniz ya da App Store'a her türlü iniyor zaten. Şimdi başlayalım, söyleyelim ve uygulamamıza girelim. Uygulamamıza girdikten sonra bizi böyle bir ekran karşılayacak. Abone sayımız yazacak. Analitiklerimiz yazacak sanırım sekiz günü. Son yüklediğimiz videonun performansları ve videolar ve yorumlar kısmı olacak. Hemen sağ tarafa çektiğimiz zaman ise oynatma listelerini, videoları, yorumları ve analitikleri görebiliriz. Ki bunlar zaten ana ekran üzerinde mevcut. Analitiklere girelim. Görüyorsunuz şu an gerçek zamanlı görüntülenme sayım 46 olarak görünüyor. Ve en çok izlenen video mesela YouTube arka plan banner yapalı şeymiş. Mesela insanların daha çok merak ediyorlarmış. 48 saatte işte 46 görüntülenme. Zaten yeni bir kanal olduğundan dolayı yani böyle izlenmelerimiz de normal zaten. Yani siz izlerken tabii az gelebilir bilmiyorum. Yani bana da az geliyor ama umarım yavaş yavaş yükseleceğiz. İşte burada analitikler var. Mesela YouTube kanalındaki arka plan video bunu izlemişler. Demek ki buna benzer içerikler istiyorlar. Ya da daha basmakalıp ifadelerden uzak. Yani daha bildiğim içerikler arıyor insanlar. İster istemez. Tabii ki ben de böyle arıyorum. Onun için böyle konuşuyorum. İşte burada genel bakışta işte böyle farklı farklı analitikler var. İşte ne kimin kaç görüntülediği, işte hangi video ne kadar izleniyor vesaire. Bunların hepsini ben görebiliyorum zaten. Twitter kısmında işte mesela ne diyor? En çok görüntüleme sayısına sahip coğrafi bölgeler diyor. Türkiye'den %44 diyor mesela. Mesela %44 Türkiye'yi demiş. Yani bayağı büyük bir kısım Türkiye'li değil mi? Ya buna hiç dikkat edip bakmamışım ben. Yani devam konuşmam saçma olur. Ama yani demek ki böyleymiş. Etkileşim içerikler var. Tabii bunlar bende yok. Neden? Çünkü az tıklanıyorum. Gösterimler toplamda kanalımı 1300 kişi göstermişler. Yani ana sayfalarına çıkmışım 1300 kere herhangi birkaç insanın. Böyle düşünün. Ve sadece bu 1300 kişiden sadece kaç kişi izlemiş bizi bakalım. Bu 1300 kişiden sadece 263 videomuzu görüp tıklamış. 6'da 1 mi oluyor, 5'te 1 mi oluyor, şu an matematik niyetini 6'da 1. 6'da 1 oranında bir tıklama olmuş. Az değil aslında düşündüğümüz zaman. Çünkü yeni bir kanalımız var. Göstermeye devam edelim. Sohbeti de aldık yine. İşte burada abonelerimiz, beğenme oranlarımız vesaire her şey yazıyor. Ankara geçtikten sonra videolar var. Burada videolarımızı işte görebiliyoruz ayrıntılı bir biçimde. İşte yorumlara buradan kolay bir şekilde cevap da verebiliyoruz. Yine kaleme basıp işte buradan videolarımızı yorumlar kısmının başlığı, işte özellik süresini değiştirip farklı şeyler yapıyoruz. Kaynatma listesini değiştirebiliriz. Hemen altta görüyorsunuz gelişmiş şeyler kısmına var. İşte buradan kategoriyi mesela ben eğitim olarak seçmişim. Buradan kategoriyi farklı bir şekilde seçebileceğim. Hangi kategoride videolar yaptığınızda bu önemli. Çünkü kategorinizi yaptığınız zaman işte YouTube size ona göre bir sistem oluşturup gösterimlerinizi arttırabiliyor. Ve onun dışında başka bir amacı yok aslında. Mesela canlı yayınları gösteriyor ki ben hiç canlı yayın açmadım zaten. Yorumlar kısmında zaten işte yorumlara bakıyorsunuz ki yorumlar da önemli aslında. Mesela düşünüyorsun işte bazen bunların hiçbiri senin arkadaşın mı falan diye düşünüyorum. Yani hiçbirini tanımıyorum aslında. Yani en azından kimisinin böyle çok iyi ellerine sağlık falan demeleri insanın hoşuna gidiyor da yalan yok yani. Yani insanlardan yorum almak ve iyi bir şey yaptığımı düşünmeleri hoşuma gidiyor da. Yani biraz da bunun için yapıyorum zaten bu işi. Yani bunun kontrol paneli mantığı tamamıyla bundan ibaret. Oynatma listelerini yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte ben mesela oynatma listelerinde YouTube mobil kanal eğitimleri kısmına mesela 9 video koymuşum. Sosyal medya eğitimlerinde ise sadece bir tane koymuş olmam gerekirken arka sokakların bir fragmanı da buraya karışmış. Bunu hemen silmem gerekiyor tabii ki. Neden burada bilmiyorum. Söylediğim gibi yani YouTube Studio tamamıyla bundan ibaret ama gerçekten işinize yaradığını söyleyebilirim. Eğer bir YouTube kanalınız varsa YouTube Studio'yu indirmeniz garantisini vermek zorundayım ki YouTube Studio'yu indirin. Dediğim gibi
Bunun gibi içerikler paylaşıyorum kendi YouTube kanalımda. Küçük bir kanalız evet ama yavaş yavaş büyüyeceğimize inanıyorum. Ve güçleneceğimize inanıyorum. Videomuz buraya kadardı. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok sevindirirsiniz beni. Sizin sayenizde büyüyeceğim. Mesela o kanalıma 7 kişi abone olmuş şimdiye kadar. Hiçbirini tanımıyorum gerçekten ciddi manada. Yani annemi babamı falan kendime abone etmedim bu arada. Yani 7 abonen var falan, işte anne babanı abone ediyorsun 7 tane diyor vesaire demeniz biraz saçma olur. Yani o gelen 7 arkadaşımız kesinlikle arkadaşım değil. Ve bu zaten benim hoşuma giden şey. Yani kendi annemi babamı kendime abone yapmak. Yani biraz bir nevi kendimi kandırmak oluyor. Her neyse. Videomuz buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.